Herkese merhaba. Uzun süredir Emirates'in Türkiye'ye Airbus A380'lerle uçması konuşuluyordu, anlatılıyordu. Bugün resmi açıklama geldi. Emirates 1 Ekim'den itibaren Dubai'den İstanbul'a dünyanın en büyük yolcu uçağı A380'le uçmaya başlayacak. Peki daha önceden Emirates'e neden izin verilmedi? Bu uçuşlarla Emirates neyi hedefliyor? Ve kuşkusuz tabii yumuşayan Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri görüşmeleri bunda etkili mi? Videomuzun birinci bölümünde bu soruların cevabına bakacağız. İkinci bölümünde de iki katlı dev yolcu uçağın ki 517 koltuk kapasiteli first class'ında duş bile var. Bu uçağın içerisinde bir tur atacağız. Tabi bu görüntüler pandemiden önce yani salgından önce çekildiği için insanlar herhangi bir şekilde maske kullanmıyorlar. O zamanlar havacılık gösterilerinde, fuarlarda uçakların içinde çok rahat dolaşıyorduk. Biraz da böyle bir eski günlere beraber nostalji yapacağız. Airbus A380 projesini açıkladığında, fabrikadan çıkardığında, bu uçak ilk uçuşunu yaptığında, ilk teslimatı yaptığında ben bu gelişmeleri Airbus'un Toulouse'daki ana merkezinden izleme şansına sahip olmuştum. Gerçekten Airbus A380 projesinde çok iddialıydı. Dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını Boeing'den, 747 Jumbo Jet'ten alacaktı. Büyük bir yatırımla, çok ciddi paralar harcanarak bu projeye girildi. Ama projenin ne yazık ki tabiri caizse katili bu salgın dönemi oldu. Uzun süredir A380'ler çok fazla ekonomik bulunmuyordu hava yollarından ve sipariş alamıyordu. Sonunda birçok havayolu şirketi bu uçakları yere indirdi. Hatta bir kısmı da filolarından çıkarmak üzere çalışmalar yaptı. Ve bu durum tabii bu uçağın en büyük işletmecisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük taşıyıcısı Dubai merkezi Emirates'i çok dikkatle yakından ilgilendiriyordu. Çünkü Emirates'in elinde 100'den fazla A380 var ve son imal edilen 3 uçağı da Emirates filosuna katacak ve A350 dönemi resmi olarak bitecek. Tabii uçağın İmalatının bitmesi demek, fiyatının ikinci elde çok aşağı çekilmesi demek. Operasyonla nasıl yapılacak, edilecek Emirates'in bu önündeki en önemli soruların başında geliyordu. İşin Türkiye boyutuna gelirsek, Emirates tabi bu filosundaki en büyük uçağı uzun yıllardır Türkiye'ye getirmek, tarifeli uçuşlarında kullanmak istiyordu. Aslında uçak İstanbul'a bir kere geldi. 2012 yılında o zamanki adıyla AirX, şu anki adıyla İstanbul Airshow'a Airbus Emirates'ten kiraladığı bir A380 tipi yolcu uçağını getirdi. Bu uçak tabi boş olarak Atatürk Havalimanı'na indi. Batı 4 olarak adlandırılan fuar alanına alındı. Ve o fuar alanında Türk Hava Yolları yetkilileri fuara geldikleri zaman biraz dudak büktüler. Çünkü bölgedeki en büyük rakibi Emirates'in uçağı İstanbul'a getirilmişti. Biraz böyle bir Airbus'la araları biraz limoni bile olsa. İlerleyen dönemde tabi bu geçici bir şeydi ama o uçağı İstanbul'da pek fazla Türk Hava Yolları görmek istemiyordu. Şimdi Türk Hava Yolları sonuçta özel bir hava yolu ama Türkiye'nin ulaştırma konusunda attığı uluslararası anlaşmalarda çok önemli bir yere sahip. Ve bu konudaki son sözü de Türk Hava Yolları söylüyor. Ve aralarında Emirates'te de müthiş bir rekabet var. Çünkü Emirates sonuçta Dubai'ye gelen turistleri çıkarttığımız zaman çok önemli bir transit noktası. Ve Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan taşıdığı yolcuları Dubai'den dünyaya dağıtıyor. İşte Avustralya'ya, Uzak Doğu'ya uçuyor, Amerika'ya uçuruyor. Ama bu konuda da Emirates'in çok dişli bir rakibi Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları da ana merkezi olan İstanbul'a Emirates'in pek A380'le gelmesini istemiyordu. TE daha akıllı bir burada adım atıyor. Çünkü filosunda talebin düştüğü saatlerde dar gövdeli uçaklarla Dubai'ye uçuyor. Ki İstanbul-Dubai arası yaklaşık 4 saat bir uçuş süresi. Talebin arttığı anlarda geniş gövdeli uçaklarını, işte Boeing 777'lerin 330'ları, yeni dönemde 787 Boeing 787 Dreamliner'ı veya A350'leri bu hatta koyuyor. Burada gerçekten böyle Emirates'in önüne dişli bir rakip şeklinde çıkmış durumda ve adeta iki büyük dev diyelim pek fazla yenişemiyorlar. Emirates'in artıları var, Türk Hava Yolları'nın artıları var gibi böyle birbirlerini piyasada tamamlıyorlar. Tabii ki sadece Emirates değil, bölgede işte Katar Hava Yolları var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli taşıyıcısı Abu Dhabi merkezli Etihad Hava Yolları var. Gulf Air var gibi bölgede gerçekten çok ciddi ciddi oyuncular var. Bu konuda da rekabetin yüksek olduğunu belirtmemizde fayda var. Kuşkusuz tabii resmi olarak açıklanmasa da Emirates'in A380'le uçamamasının arkasında biraz da Türk Hava Yolları'nın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bakanlığı üzerindeki etkisi vardı.
Ve İstanbul Havalimanı açılırken İstanbul Havalimanı'nın en büyük adımlarından biri de işte daha büyük pistler, daha geniş alanlar, uçakların rahatlıkla park edebileceği gate sistemleri, köprü sistemleri, terminal yapıları derken A380'le buraya bir uçuş bekleniyordu. Tabi önce Türk Hava Yolları'nın engelini, arkasından da salgına takıldı. Ama bu sırada enteresan bir şekilde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri de böyle tarihinin en kötü noktasına doğru gitti. Hatta biliyorsunuz Libya'da aslında karşı karşıya geldi Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iddialara göre uçakları Vatdi üstüne bir saldırı gerçekleştirdi. Bizim burada hava savunma sistemimiz Hawk'lar vuruldu. Bunun da Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığını tespit etti ve bu konuda da epey böyle bir ilişkiler çok çok gerildi. Ama son dönemlerde Türkiye'nin işte tekrar işte Mısır'la ilişkileri düzeltme çalışmaları, bir taraftan Suriye'ye, bir taraftan da Birleşik Arap Emirlikleri ile giderek ilişkiler yumuşamaya başlıyor. Muhtemel Türkiye bir jest yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'ne Emirates'in A380 uçağıyla uçmasına izin vermiş durumda. Şimdi bu salgın döneminde birçok ülke birbiriyle olan trafikleri kapattı. Yavaş yavaş, çünkü İstanbul ve Dubai arasında çok ciddi bir trafik var. İşte birçok Türk şirketi orada iş yapıyor. Keza Birleşik Arap Emirlikleri'nden ciddi bir işte finans ve diğer şirketlere ortaklık var Türkiye'de. Yavaş yavaş bu ilişkiler düzeltirken Emirates günlük olarak Boeing 777'lerle geliyordu. Ve bu kapasite yaklaşık 150 koltuk daha fazla yolcu taşıyabilen A380'lere aktarılıyor. A383 sınıfta First, Business ve Economy sınıfları var. 517 koltuk kapasiteye sahip devasa bir uçak. Bir bakıma da işte Emirates kendi halkla ilişkilerini, kendi imajını düzeltmek üzere bu uçakla gelecek. Biraz sükse yapacak çünkü A380 gerçekten özellikleri itibarıyla farklı bir uçak. Ama videonun başında da dediğim gibi salgın döneminde A380 gerçekten çok büyük bir darbe aldı. Ve tabii ki en büyük kullanıcısı da Emirates Hava Yolları. Hatta son A380'de önümüzdeki Kasım ayında Airbus'un tesislerinden Emirates'e teslim edilecek ve bir dönem sona erecek. Bazı A380'ler ise ekonomik olmadığı gerekçesiyle uçak mezarlıklarında geri dönüştürülmeye başlanıyor. İşte motorları sökülüyor, kullanılabilecek parçaları ayrılıyor. Bunun gibi gelişmelerin olduğunu da belirtmemizde fayda var. Şimdi videomuzun ikinci bölümüne geçiyoruz. Ve benim bir dönem Dubai Havacılık Fuarı'nda içini gezdim, imal edilmiş ve Emirates'e teslim edilmiş 100. A380 uçağı özel bir boyamaya sahipti. Şöyle isterseniz bir gelin içini dolaşalım. Neler var, hangi özellikleri var birlikte görelim ve uçağı da yakından tanımış olalım. Şöyle ekonomisinden bakalım, görelim. Uçağın galley olarak adlandırılan mutfağı. Şurada tabii kabin ekiplerinin çıktığı crew only yer var. Uzun uçuşlarda burada dinleniyorlar. Burada da tabii şöyle şifreli yeri koymuşlar. Ekonomide devam ediyoruz. 3, 4, 3 oturumlu ekonomi sınıfında. Şöyle bir araya gidelim, bakalım neler var. Kulaklıklarını koymuşlar. Battaniye var. Şöyle ekranlar Etihad'ın 787'sinden daha büyük. Altta da kumandası var. Elektrik şarj yerleri. Burada da USB girişi var. Altta da kumandası. Kafa koyma yeri yok ama biraz daha koltuk Etihad'a göre daha geniş gibi duruyor. Şöyle yürümeye devam ediyoruz. Gerçekten uçağın kapasitesi çok. Emirates farklı konfigürasyonlar üzerine çalışıyor. Bazen kısa uçurduğu modeller var. Bunlar genellikle Hindistan gibi hatlarda görev yapıyor. Full ekonomi ve yanında business class var. Bunların koltuk kapasitesi epey fazla. 600'ün üzerinde. Normal konfigürasyonu ise first, business ve ekonomi, arada bazen premier ürün de kullanılmaya başlanacak ama 380'lerde bunlar konulacak mı, ne yapılacak, gerçekten herkes bekliyor. Niye? Uçak 4 motorlu. Uçağın operasyon maliyetleri artık rekabet sınırını yavaş yavaş zorluyor. Rekabeti zorladığınız zamanda da para kazanmak güçleşiyor ve artık hava yolları 380'leri ne yapsak diyorlar. İmalatçı Airbus ikinci el için farklı konfigürasyonlar geliştirmekte.
Şimdi şöyle merdivenlere doğru ilerliyoruz. Yukarı doğru çıkacağız. Şimdi birinci katını gezdik. Gördüğünüz full ekonomi. İkinci kata da böyle kenarda tutunma yerleri yapmışlar. İkinci kata doğru çıkıyoruz. İkinci katta da business ve first class'ı göreceğiz. De uçakta gerçekten ağır ağır yürüyoruz. Galeyin oradan geçtik. Emirates'in konseptinde bir bar tasarımı var. Burada kabin ekipleri ki şöyle bir oturmak için yer yapılmış. Oturup sohbet edebiliyorsunuz uzun uçuşlarda. Business ve first class yolcuları için de burada bir yer konulmuş. Şu karşıda da tabii geniş bir ekran var. Şöyle dönüyoruz. Gerçekten uzun uçuşlarda sizi ferahlatacak bir tasarım. Şimdi uçağın business'ındayız. Business ekonominin hava yoluna göre bazen 4 katı, 5 katı, 6 katı, 10 katına kadar çıkıyor. Daha pahalı. Emirates uzun yıllardır bu tasarımını kullanıyor. Koltuk 180 derece yatabiliyor. Please you can go. Kenarda tabii daha doğal görünüm için ahşap kaplamalar var. Ekranını görüyoruz. Bu tarafta yolcuya özel bir bar oluşturulmuş. Soğuk sıcak içecekler, kumandanız, okuma ışığınız. Burada şarj ünitesi, elektrik ünitesi, kulaklıklar için girişler var. İsterseniz maskenizi de buradan alıyorsunuz. Camlar burada. Ve aynı zamanda kumanda bir iPad gibi bir tablet görünümünde hazırlanmış. Business'ın oturur mu? Cam kenarlarında bir, ortada iki ve yan tarafta yine cam kenarında tekli olmak üzere bir konfigürasyon içerisinde. Burada da bir dergilik yapılmış. En çok satan ürünlerden biri şurada da hazırlanmış. Şöyle bir yiyecekleri görelim. Uzun uçuşlarda 2 veya 3 öğün servis gerçekleştirilebiliyor. Şöyle dolaşmamıza devam ediyoruz. Thank you. Evet, Emirates'in logosunu da gördük. Ve gelelim efsane First Class'a. First Class'ta önemli olan yolculara özel bir alan ayrılması. Yani şöyle kapınızı kapattığınız zaman size özel bir alan oluşturuluyor. Gelin şöyle bir oturalım bakalım koltuğunda neler var. Kocaman bir ekran var önünüzde eğlence sistemi için. Resmen hani evde seyreder gibi oturuyorsunuz. Tabii ki kadın yolcular için makyajlarını yapacaklar. Aynalı bir çanta konmuş. Şurada tabii kozmetik ürünleri var. Yan tarafta uçuş için atıştırmalar, atıştırmalıklar. Hemen şöyle bir çiçek de unutulmamış, orkide. Orkidenin en ünlü olduğu yerlerden biri de biliyorsunuz Singapur. Aynı business class'ta olduğu gibi First'te de şöyle kenarda bir bar konseptinde soğuk içecekler var. Burası aynı zamanda soğuk içecekleri de korunmasını sağlıyor. Yine tablet görünümünde bir kumanda var. Koltuk tabii ki First Class'ta çok daha geniş. Kalıyor. Şurada yastığı var. Yan yolcu şurada. Hemen yanında dediğim gibi 1-2-1 konfigürasyonunda bir oturum düzeni gerçekleştirilmiş. Şurada da first class yemeğine şöyle bir bakalım. Masa o kadar büyük ki yemekler küçücük kalmış. Şöyle bakıyoruz etrafımıza. Şimdi gelin şu duşu bir görelim bakalım. Merdivenden inmeden önce efsane duş ne oluyor? Duşla ilgili çok fantaziler olsa da diyor ki maximum two occupants in the shower. Maksimum iki kişi giriyormuş. Shower spa. Özel bir kapıdan giriyoruz. No smoking deniyor. Şöyle içeri doğru giriyoruz. Şimdi şöyle bir duş yerini açıyoruz. Kapısını burada tazyikli suyla sıcak ve soğuk su veriliyor ama böyle hani saatlerce kalamıyorsunuz. Çok kısa bir süre burada kalabiliyorsunuz. Arkasından su kesiliyor. Şurada oturma yeri var.
Şöyle içini duşakabini kapattık. Şurada da makyaj için ayna ve lavabo oluşturulmuş. Kenarda havlular var. Kurulanıyorsunuz, oturuyorsunuz. Şurası aynı zamanda tuvalet. Üstünüzü değiştiriyorsunuz. Uzun bir yolculuktan sonra duşunuzu alıp rahatlıyorsunuz. Makyajınızı yapıyorsunuz, tıraşınızı oluyorsunuz. Artık kadın mı erkek mi seçimine göre şurada hazırlanmış özel ameniti kit, yani çantalarınız var. İşleminizi tamamlayıp aynada şöyle bir, biz de bir kendimize bakalım aynada. Şöyle bir kendimize bakıyoruz. Duşumuzu almış gibi yapıp dışarı doğru çıkıyoruz. Ve merdivenden aşağı doğru inerek Airbus A380'deki turumuzu tamamlamak üzere aşağı iniyoruz. Thank you so much for your visit. Thank you, bye bye. Gerçekten A380'in içi farklı bir uçak. İnsanı pek uçtuğunu hissetmese de bu devasa yapı içerisinde ister ekonomide oturun, ister paranız çok da first class'ta oturun, konfor standartlarını çok fazla yukarı çıkartan bir uçak. Son dönemde epey bizim de seyahatlerimiz yoğunlaştı. Sivrihisar'daki havacılık gösterilerindeydim. Arkasından bir Ankara seyahatim oldu. Yepyeni videolar geliyor önümüzdeki günlerde. Ve tabii ki İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak olan Teknofest var. Teknofest'te de beraber olacak. Yeni videolarla görüşmek üzere derken lütfen bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımız açıldı. Sizlerden de ilgi görüyor. Yepyeni videolarımızda yarın ve sonrasındaki günlerde birlikte olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. We'll be right back.